Herkese yeniden merhabalar hanımlar. Instagram'da uzun süredir benden istenen bir süpürge videosu vardı. Instagram için çektim ve ayrıca YouTube'da da çekeyim ve her zaman sabit kalsın. İlgilenenler, almak isteyenler YouTube'a yazdıkları zaman bu süpürgeyi görüp de fikir edinebilsinler. Bu açıdan çekmek istedim. Bu Arçelik'in kendi kendine süpüren süpürgesi. Şu an şarjda, şarja takılı vaziyette. Ben şimdi bunu şarjdan çıkaracağım ve ne şekilde süpürdüğünü size göstereceğim. Şimdi bir kumandası var. İsterseniz kumandayla da çalıştırabiliyorsunuz. Şarj alanına göndermek için buna basabiliyorsunuz. Alan yaptığınız zaman belli bir alanda, mesela sadece bu halıyı veya sadece mutfaktaki halıyı gibi seçebiliyorsunuz. Veya şuradaki kenar düğmesine bastığınız zaman sadece süpürgelikleri süpürüyor. Hiç ortalara geçmiyor. Kenarlardaki tozları alıyor. İsterseniz de kumanda hemen elinizde yoksa şuradan da hemen açabiliyorsunuz. Şu an çalışmaya başladı. Bu kendi kendine her yer süpürüyor. Ama Instagram'da da bahsettiğim gibi eğer halılar, koltuklarınız alçaksa hiçbir işe yaramayacak. Çünkü altına giremiyor boyutundan dolayı. Benim koltuklarım için şöyle bir dezavantajı var. Şu kenardan girebiliyor. Şu kenar kısmından, ama ortalardan çıkamıyor. Kenardan girip kendini kapatıyor. Ortada çünkü hapis kalıyor. Çıkamayınca sağa dönüyor, sola dönüyor. Otomatik olarak kendini kapatmak zorunda kalıyor. O yüzden çok anlamsız oluyor. Kenarları kapatmayı da düşündüm. Ama o zaman koltuğun altına girmedikten sonra da bu süpürgenin hiçbir anlamı yok. Çünkü tozlar, kirler, her şey genelde koltukların altına uçar gider. Ve benim için koltuğun altını süpürmesi çok önemli normal şartlarda. Hep böyle deniyor. Bakın, oradan girmeye çalışıyor, buradan girmeye çalışıyor. Koltuğun altına girmek için gerçekten çok çabalıyor. Ve bu da makinenin kendi kendini kapatmasına neden oluyor. Mesela gece ben bunu çalıştırırım. Bütün evi süpürür diye düşünmüştüm. Ablamdan ödünç alırken, bu süpürge benim değil, ablamın, bir süre kullanayım bakalım, eğer faydalıysa, güzelse ben de alayım diye düşünmüştüm. Ama almayacağım. Çünkü benim için avantajlı olmadı. Sabaha kadar süpürür diye düşünüyordum ama gece mesela çalıştırıyorum, 15 dakika, 10-15 dakika sonra sesler kesiliyor. Çünkü kendi kendini kapatmış oluyor. Eğer yerde halı varsa, pardon, havlu varsa veya çorap varsa veya şarj aleti varsa, şarj aletini çok feci derecede yiyor. Bir şarj aletimizi bu şekilde kaybettik. Şarj aletlerini kesinlikle ortada bırakmamanız gerekiyor. Herhangi bir kablo bırakmamanız gerekiyor. Çünkü dolanıyor altın. Çekiş gücü gayet yeterli. Eğer evinizde hayvanınız varsa, kediniz, köpeğiniz varsa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu süpürgeyi ablamdan neden aldım? Çünkü bu halıları yeni aldığım zaman çok fazla tozu oluyordu. Ben İhlas'ın temizlik robotunu kullanıyorum. Suya çeken. Ondan inanılmaz memnunum. Dövücü ucu var ve dövücü ucuyla derinlemesine bütün halıları müthiş bir şekilde temizliyor. Üzerine hiçbir makineyi tanımam. Eğer İhlas'ın temizlik robotunu günde 2-3 kez şu halıda çalıştırsaydım 2 günde toz falan kalmazdı. Ama o makineyi çalıştırmak biraz zahmetli. Su dolduruyorsunuz. Ağır bir makine. Onu çalıştırıyorsunuz. Kaldırması, tekrar suyu boşaltması vesaire. Bu biraz pratik olduğu için evet, bununla bütün halının tüylerinden kurtuldum. O açıdan benim için çok mantıklı oldu. Ama dediğim gibi koltukların altına giremediği için hiçbir avantajı olmadı. Çünkü kendi kendi kapattı. Ben eğer başında olmazsam kendi kendi kapattığı için hiç anlamlı olmuyor. Şöyle de bir şey var. Eğer banyoya girerse banyoda klozetin altında kalıyor. Bu makineyi kullanan diğer arkadaşlarım da aynı dertten muzdarip, banyoya sokamıyorlar kesinlikle klozetin altında kaldığı için. Klozetin altında takılı kalıyor ve orada da kendini kapatıyor. Banyoda eğer yerde ayak havlusu varsa ayak havlusuna da takılıyor. Banyonun zaten tamamen kapısını kapatmanız gerekiyor. Ama mesela mutfakta çalıştırırsanız eğer, mutfağın kapısını kapatın. Mesela simit yediniz, kahvaltı yaptınız, yemek yediniz, onların kırıklarını çok güzel alıyor. Merdivenli evlerde merdiveni algılıyor ve merdivenden aşağı düşmüyor. O da güzel bir yanı. Üst katta mesela rahatlıkla çalıştırabiliyorum. Şarj bittiği zaman kendi kendini şarj edebiliyor. Şarj aletini eğer ki onun görebileceği bir yere takarsanız, farklı odalarda olursa eğer, bulamıyor ve yolda yine kapanıyor. Farklı versiyonları var. Farklı fiyat tiplerinde ve tabii özellikleri de daha gelişmiş olanları var. Bu günlük kullanım için ideal. Daha pahalı olan versiyonu almanıza gerek olduğunu sanmıyorum. Ama diğer mesela farklı markalarda, nereye kayboldu bu arada? Farklı markalarda şöyle bir avantaj var. Mesela telefondan uygulamayı indiriyorsunuz ve telefondan istediğiniz zaman çalıştırıp
evi siz gelmeden temizlemesini sağlayabiliyorsunuz. Ama aynı şekilde onlarda da bu klozet altına sıkışma olayı var. Yani neredeyse hepsinde var zannediyorum ki. Eğer standart bir klozet ölçünüz varsa hepsinde var. Ve illaki şu koltukların altına gireceğim diye bu kadar çabalamasına anlam veremiyorum. Böyle bir aparatı var. Eğer mesela bir yeri süpürmesini istemiyorsunuz, oraya girmesini istemiyorsunuz, hassas bir bölge. Orayı mesela bir kuşak gibi bir parçası var bu makineyle birlikte gelen. Onu oraya çekiyorsunuz ve oraya girmiyor. Onu algılıyor makine ve oraya giremiyor. Eğer mesela koltuğun altına çekersem koltuğun altına girmek için uğraşmayacak. Ama benim için koltuğun altına girmesi çok önemli. Bütün tozlar orada toplandığı için benim için mantıklı değil. Ama tabii böyle bir yolu da var. Eğer benim gibi ablanızdan, eşinizden, dostunuzdan birkaç günlük kullanmayı rica ederseniz eğer anlayacaksınız. Çünkü ben eğer ki kendim bu şekilde kullanmasaydım bu makineyi para verip alacaktım. Ama şu an almayacağım. Ablam için mesela bu makine güzel oldu. Çünkü onun koltukları yüksek olduğu için rahatlıkla süpürüyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. O çalıştırıyor ve bütün evi süpürüyor. Şarjı bitene kadar süpürebiliyor. Ama bende bu olmadı. O yüzden ben mesela tekrar para verip almayacağım. Tozu nereye topladığını da hemen göstereyim. Şuraya basıp açıyorsunuz. Sonra şurayı açıyorsunuz. Bir saniye, tek elle olmayacak galiba. Heh, oldu. Bakın baya iyi bir şekilde tozu topluyor. Bu halılar yeniyken, daha yeni aldığımda 3 kez 4 kez gün içerisinde çalıştırıyordum. Ve yine 2 kere bu içini bu şekilde temizliyorduk. Çok fazla toz çıkıyordu. Ama bu şu anda daha uzun süreli bir toz birikmiş. Ben bunu özellikle temizlemedim ki size göstermek için. Daha sonra temizleyeceğim. Geri takıyorum. Bu şekilde rahat bir şekilde de geri takılıyor. Yani temizleme kısmı sıkıntı değil. Çok rahat bir temizleme aşaması var. Şöyle de bir şey var. Koltuklarınızı ve sandalyelerinizi kenarında çiziyor. Mutlaka çiziyor. Çünkü oralarda çok uğraştığı için çiziyor. Eğer parlaksa mobilyalarınız sıkıntı oluşturacak. Kendiniz çünkü temizlediğiniz zaman çizmemesi için o süpürgeyi böyle çok dikkatli bir şekilde kullanıyorsunuz. Ama bu öyle yapmıyor. Bu bayağı deniyor ve orada gayet güzel çiziyor yani. Makinenin fiyatı 1500 lira diye biliyorum. Ablam galiba o fiyatı almıştı hatırladığım kadarıyla. Ama muadilleri 4000-5000 lira civarı değişiyor. O yüzden bunun özellikle çok fazla bununla alakalı soru almıştım. Fiyat uygun olduğu için çok ilgi çekmişti. Bence iş görüyor mu? Evet görüyor ama evinizin buna uygun olduğuna kesin emin olduktan sonra bence alın. Günlük kullanım için uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Daha farklı sormak istediğiniz bir şey varsa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın hanımlar. Görüşürüz.